Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de görev çubuğunu nasıl özelleştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için uygulama mağazasını açıyoruz. Arama yerine Roundut yazıyoruz ve uygulamayı seçiyoruz. Yükle butonuna tıklayarak uygulamayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra aç butonuna tıklayarak uygulamayı açıyoruz. Advanced butonuna tıklayarak gelişmiş ayarları açıyoruz. Gösterdiğim ayarları yapıp Apply butonuna tıklıyoruz. Bu sayede görev çubuğunun köşeleri yuvarlatılıyor. Daha sonra dinamik modu açıp Apply butonuna tıklıyoruz. Bu sayede görev çubuğunun sağ tarafı gizleniyor fakat sol tarafı uygulamadaki bir sorundan dolayı silinmiyor. Bu sorunu çözmek için görev çubuğuna sağ tıklayıp görev çubuğu ayarlarını açıyoruz. Pencerenin en altında bulunan görev çubuğu davranışları ayarını açıp görev çubuğu hizalama ayarını sol olarak ayarlıyoruz. Daha sonra tekrar ortalı olarak ayarlıyoruz. Bu sayede görev çubuğunun sağ ve sol tarafı gizlenmiş oluyor. Görev çubuğunun sağ tarafındaki sistem tepsisini gizlemek için uygulamadaki Show System Tray seçeneğini kapatıp Apply butonuna tıklıyoruz. Sistem tepsisinin üzerine mouse ile gelindiğinde görünür olması için Show System Tray on hover seçeneğini açıyoruz. Herhangi bir uygulamayı tam ekran aldığımızda, görev çubuğunun görünür olması için filtresik var ve maximize ayarını açıp apply butonuna tıklıyoruz. Son olarak Alt tab kısa yolunu kullandığımızda, görev çubuğunun görünür olması için en alttaki seçeneği seçip apply butonuna tıklıyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.